izleyenler, TRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Eski Bakanlara Komisyon Başkanlığı. Darbeyi durduran selalar minarelerde yeniden yankılandı. Hepsi ve daha fazlası birazdan TRT Ana Haber bülteninde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Kent meydanında etkinlikler düzenlendi. Sivas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı. Kent meydanında etkinlikler düzenlendi. Bak kurban olayım. Okulda öğretmişlerdi ama. Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla tren garı önünde toplananlar İnönü Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Kortejin önünde Sivas Belediyesi mehter takımı ve atlı birlikler yer aldı. Vatandaşlar törenin yapılacağı kent meydanına kadar yürüdü. Tamam, gel, Fırat, gel. Yürüyüşe Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, Belediye Başkanı Sam Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Protokolü, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcilikleriyle çok sayıda kişi katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Gül, Sivas halkının darbe girişiminin yaşandığı dönemde meydanları terk etmeyerek günlerce nöbet tuttuğunu anımsatarak şunları kaydetti. Efendim, hemşerilerimizle birlikte 2 yıl önceki iradeyle, 2 yıl önceki coşkuyla şu an yürüyoruz meydana doğru. Saat 21 suları. Biliyorsunuz 15 Temmuz'un iki önemli anlamı var. Birincisi öfke, kızgınlık, çünkü şehitlerimiz var, gazilerimiz var. İkincisi de coşku, çünkü uçurumun kenarında kurtulan bir devlet var. Evet. Uçurumun kenarından kurtulan, alınan bir millet var. Bu açıdan herkes gibi bizler de iki duyguyu beraber yaşıyoruz. Hanımefendi, neler söylemek istiyorsunuz efendim? Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Çok önemli bir gün. Teşekkürler. Belediye Başkanı Sami Aydın ise bu hain darbe girişimini kınadığını dile getirerek şunları kaydetti. Bugün 15 Temmuz'un 2016'nın ikinci yılındayız. 15 Temmuz her ne kadar toplum nezdinde o dönemde bir kalkışma olarak anlaşılsa da zaman içerisinde bunun kalkışma değil bir işgal harekatı olduğu ortaya çıktı. Ve biz elbette bu günde 15 Temmuz'da önce canlarını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Elbette bu bir anmadır ama ondan da ötesi bu işgal harekatının üzerinden geçen her gün bu olayın bir kalkışmadan öte Türkiye'yi işgal için Türkiye'deki maşalarıyla planlı bir olay olduğunu gördük ve bundan ders almamız gerektiğini biliyoruz.
Yeni hükümet sistemi içerisinde komisyon başkanları ağırlıklı olarak eski bakanlardan oluşacak. Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Numan Kurtulmuş, İnsan Hakları İnceleme ve Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, KİT Komisyonu Başkanı Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Milli Eğitim Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarı Eroğlu, Meclis İdare Amiri Orhan Yeğin, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Ordu Milletvekili Şener Yedi Yıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Sanayi Ticaret Enerji Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, NATO Parlamenter Assembly Eşi Başkanı Osman Aşkın Bak olacak. Adalet Komisyonu'nun ilk mesaisi OHAL sonrası dönem için hazırlanan yasa teklifi olacak. Komisyon teklifi görüştükten sonra yasalaşması için genel kurula gönderecek. Meclisin OHAL sonrası için hazırlanan teklifi yasalaştıktan sonra 1 Ekim pazartesi gününe kadar tatile girmesi bekleniyor. FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yılında darbeleri durduran selalar aynı saatte minarelerde yeniden yankılandı. As-salatu vesselam. FETÖ'nün darbe girişiminin ikinci yılında darbeleri susturan selalar aynı saatte minarelerde yeniden yankılandı. As-salatu vesselam. Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz'un ruhunun ortak bir bilince dönüştürülmesinin amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği programlar kapsamında 15 Temmuz gecesi saat 00:23'te Türkiye'deki 90 bin camide salalar yeniden okutuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan salalara mesajıyla düzenlenen programlar çerçevesinde hain darbe girişiminde millet ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan salalar dün gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. Türkiye Dağcılık Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Tırmanışı kapsamında Sivas Dağcılık İl Temsilciliği üyeleri Çeltek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Tırmanışı kapsamında Sivas Dağcılık İl Temsilciliği üyeleri Çeltek Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyeleri dün 40 kişilik bir katılım ile 15 Temmuz darbe girişim esnasında şehit olanlar için Çeltek Dağı'na tırmanış yaptı. Çok güzel çıkarlar bunu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Asdemir, Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ülke genelinde düzenlemiş olduğu 15 Temmuz etkinliklerinin birini de Sivas'ta il temsilciliği olarak yapıyoruz diyerek şunları kaydetti. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ülkemiz genelinde düzenlemiş olduğu 15 Temmuz etkinliklerinin birini de Sivas'ta biz il temsilciliği olarak yapıyoruz. Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüzün desteğiyle bugün kulüplerimizin de katılımıyla hain darbe teşebbüsüne direnen şehitlerimizin anısına bugün Çeltek Dağı'nda bir faaliyet icra ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gözünü kırpmadan tanka, silaha karşı duran, göğüs geren, vatan için canını veren şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Alpin Doğa Spor Kulübü üyesi Necmettin Özgün ise 15 Temmuz şehitlerini anmak için Çeltek Dağı'nda faaliyete katıldıklarını ifade ederek şunları kaydetti. Alpin Doğa Spor Kulübü izciler ve sporcular olarak 15 Temmuz şehitlerini anmak için bugün Çeltek Dağı faaliyetine katılmış bulunuyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz 2016'da demokrasi için, ülkemizin geleceği için, ülkemizin kurtuluşu için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilere sağlık ve sıhhat diliyoruz. Ülkemiz bu tür hainlikleri bir daha yaşamasın dileğinde bulunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sivdak İl Temsilcisi Mehmet Baysal ise konuşmasında ben demokrasi şehitlerini rahmetle anıyorum diyerek katılımcılara teşekkür etti. Ben demokrasi şehitlerini rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Cenab-ı Allah böyle bir şey daha göstermesin. Bütün katılımcılara teşekkürler. Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Asdemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Tırmanışı'na katılan katılımcılara ise katılım belgesi takdim etti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz arasında yapmış olduğumuz Çeltek Dağı faaliyetimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Bugün ilk defa katılan bu dağcılık faaliyetlerine hevesli gençlerimiz aramızda federasyonumuzun hazırlamış olduğu katılım belgesiyle bu kardeşlerimizi belgelendirmiş, onurlanmış durumdayız. Sinem Yeşiltaş, bu kızımızı da ben tebrik ediyorum. Güzel bir faaliyetti. Bu faaliyette başarıyla katıldı ve sonlandırdı. Bir dahaki onun imzasıyla katılım belgesini kendisine takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Katılımcılarımızdan birisi sürekli kendisi ve tırmanış faaliyetlerinde bizimle beraber ilk defa görüyorum. Ama helal olsun. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Başkanlar Kurulu istişare toplantısı yapıldı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Başkanlar Kurulu istişare toplantısı yapıldı. Aydın Didim'de bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya merkez ilçelerde bulunan oda başkanları katıldı. Geldiğiniz için değerli arkadaşlar, tabii bu arada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Başkanlar Kurulu istişare toplantısının açılış konuşmasını yapan Sivas TESOB Başkanı Beşir Köksal, teşkilat olarak istişareye önem verdiklerini ve yılda bir kez farklı yerlerde bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkanlar Kurulu yok da gerek konfederasyonda gerek birliklerde Başkanlar Kurulu yani istişare kurulu yapılıyor. Bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları tek tek anlatarak oda başkanlarını bilgilendiren TESOB Başkanı Beşir Köksal, esnaf ve sanatkarların zor durumda olduğunu ve devletin esnafa bazı destekler ve kolaylıklar sağladığını ifade etti. Bu MFP olayı, FETÖ olayı, artı Orta Doğu'da yaşananlar,
ister istemez devletimizi yıprattı ve yıpratmaya da devam ediyor. Şu anda tabii ekonomimiz iyi değil. Ama yine de diğer ülkelere baktığımız zaman bu zor şartlar altında yine de tabii devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu, kollayıcı tedbirler almaya devam ediyor. Yeterli mi? Bana göre yeterli değil ama hepsinin de her şeyin de dört dörtlük yapılmasını istemek tabii biz ahi teşkilatıyız. Biz devlet kuruluşu teşkilatıyız. Onun için elimizi taşın altına koyuyoruz. Önemli olan ülkemizin huzuru, ülkemizin istikrarı. Bu genel kurul yaptık. Bu 2018 yılında bütün odalarımızın Türkiye genelinde birlikte. Toplantıya katılan oda başkanları görüş ve önerilerinde bulunduktan sonra yaptığı hizmetlerden ve faaliyetlerden dolayı Birlik Başkanı Beşir Köksal ve yönetime de teşekkür ettiler. Sivas'ta günün ilk saatlerinde yaşanan olayda polisi ve 112'yi arayan ihbarcılar, Fevzi Çakmak Caddesi'nde sokakta yatmakta olan bir insan olduğunu söyledi. Sivas'ta günün ilk saatlerinde yaşanan olayda polisi ve 112'yi arayan ihbarcılar Fevzi Çakmak Caddesi'nde sokakta yatmakta olan bir insan olduğunu söyledi. Olay yerine 112 ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelip yerde yatmakta olan kişiyi kontrol etmek istediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. İhbarda bulunulan kişinin aslında elbise giydirilmiş cansız bir manken olduğu anlaşıldı. Yeni bir ihbara neden olmaması için cansız manken çöpe atılırken ekipler de normale döndü. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sivas ve Yozgat'ta iki kişinin parasını gasp ettikleri iddia edilen üç kişiden biri Kırıkkale'nin Balıkşehir ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kendini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti. Sivas ve Yozgat'ta iki kişinin parasını gasp ettikleri iddia edilen üç kişiden biri Kırıkkale'nin Balıkşehir ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kendini görüntüleyen gazetecilere aç mı kaldınız köpekler diyerek hakaret etti. Açma. 25 Haziran'da Sivas'ın Kılavuz mahallesindeki cezaevi kavşağında meydana geldi. Hurdalım satımı yapan firmanın sahibi Mustafa Bora'yı bankadan para çekmesinin ardından 58BS-174 plakalı aracına binene kadar takip eden 3 kişi iddiaya göre kavşakta otomobile çarptı. Çarpışma sonrası otomobilden inen şüphelilerden biri Bora'nın başına tabanca dayayıp paralarının olduğu çantayı alarak kaçtı. Bora'nın şikayet üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler şüphelilerin Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesinde Ş.A.'nın otomobilinin lastiğini patlatarak 19.600 lirasını gasp ettiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerden C.B. ve İ.B. Akdağ Madeni'nde yakalandı. İki zanlı Sivas'a getirilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüphelinin tutuklanmasının ardından Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet ve Gasp Büro ekipleri şüphelilerden İ.Y.'yi de yakalamak için çalışmalara devam etti. Şahsın Kırıkkale'nin Balıkşehir ilçesinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon sonucu şüpheli yakalandı. Sivas'a getirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Y. adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "Aç mı kaldınız köpekler?" diyerek hakaret etti. Şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Aç mı kaldınız ya?
Sivas'ın Şarkışehir ilçesinde bulunan 4 metrekarelik çift minareli mescit dikkat çekiyor. Sivas-Kayseri Karayolu Burnu Kara mevki yol ayrımında bulunan çift minareli minik cami görenlerin ilgisini çekiyor. Bu caminin diğer camilerden farkı ise 3 metre uzunluğundaki iki minaresi ve 4 metre kare genişliğindeki mescidi olması. Çevre sakinleri ve karayolunu kullanan yolcuların vakit namazlarını kılması için yapılan küçük cami, cemaat kadar yoldan geçenlerin de dikkatini çekiyor. İbrahim Fırat yakınlarda cami bulunmadığı için vakit namazlarını bu küçük mescitte kıldıklarını belirterek bazen bu ana yoldan geçenler de durup vakit namazlarını burada kılıyor. İlginç, güzel bir yer. Bazen turistler gelip buranın fotoğrafını çekiyor, şaşırıyorlar. Ben bu yaştayım, hiçbir yerde görmedim, güzel fikir, güzel yapmışlar dedi. Gelip namazlarını burada kılabiliyorlar. Bir de ilginç, güzel bir yer. Görenler işte bazen turistler gelip geçiyor buradan, buraların fotoğraflarını neyi çekiyorlar işte. Ziyaretçiler oluyor. Vakit namazlarını neyini kılmıyor? Hep buraya geliyor vatandaşlarımız. Şaşırıyorlar. Fotoğraflar neyini çekiyorlar? Kameraya çekiyorlar. Gelen turist arkadaşlar veya işte burada çevrenin insanları. Vakit namazlarını burada kılıyorlar. Güzel, ilginç. Daha önce hiçbir yerde görmedim. Ben bu yaştayım. Güzel fikir, güzel yapmışlar. Demir Grup Sivas Spor hazırlık maçında Traktör Sezi takımıyla 1-1 berabere kaldı. Yeni sezon ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'nun Karacusu Veldesi'nde devam eden Demir Grup Sivas Spor, kamptaki ilk hazırlık maçında teknik direktörlüğünü John Benjamin Takşı'nın yaptığı İran'daki ekibi Traktör Sezi ile karşılaştı. Bolu Termal Otel'in sahasında oynanan mücadelede kırmızı beyazlı ekip rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı Çağdaş Altan, Kemal Mavi ve Murat Altan üçlüsü yönetti. Teknik direktör Tamer Tuna sahaya Tolga Hanacar, Uğur Çiftçi, Karl Medjani, Matız, Ziya Erdal, Paul Pap, Hakan Arslan, Zoro, Robinho, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş 11'ini sahaya sürdü. Takım golünü ilk yarıda Mert Hakan Yandaş atarken Traktör Sazi'nin golünü ise ikinci yarıda Muhammed Tayyip'i kaydetti. Mücadeleyi Başkan Metnun Otuyakmaz, As Başkan Faruk Taşseten, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve İstanbul'dan gelen çok sayıda taraftar da takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor transfer ettiği 11 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sezon hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor, anlaşma sağladığı 11 futbolcu için Muhsin Yazıcıoğlu tesislerinde toplu imza töreni düzenledi. Tabii 2018-2019 sezonundaki çalışmalarımız hazırlık dönemini bir noktaya getirdik. Kulüp Başkanı Hasan Karaman törende yaptığı konuşmada takımda geçen sezon forma giyen bazı futbolcularla yollarını ayırdıklarını anımsatarak bu oyuncuların yerine yeni transferler yaptıklarını söyledi. Geçen seneki takımımızdan tabii giden oyuncularımız oldu. Bayağı da ciddi bir oyuncu gitmek zorunda kaldı. Tabii bunların yerine de yeni transferler alarak çalışmalarımızı tamamlama noktasına getirdik. Transfer çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Karaman, titiz ve başarılı bir çalışma yürüten transfer komitesine teşekkür etti. Ben öncelikle tabii bu çalışmalarda emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza, başta transfer komitesi başkanı Ali Bey olmak üzere,
teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi ve özverili bir çalışma yaptılar arkadaşlar. Karaman, kısıtlı bir bütçeye sahip olduklarını, bu nedenle bazı çok iyi oyuncularıyla yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını ve mevcut bütçe imkanlarıyla en iyi takımı kurmaya çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi. Karaman, yeni transferlerin takıma hayırlı olmasını diledi. Tabii bizim belediye spor olarak biliyorsunuz, bütçemiz kısıtlı. Yani gelir noktasında yeterli bir gelire sahip değiliz. Onun için de mevcut bütçe içerisinde en iyisini nasıl yaparız, en güzelini nasıl yaparız? Arkadaşlarla oturduk, bunu konuştuk ve bu kısıtlı bütçe içerisinde en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii imkanlarımız bu kadar yani. Şartlarımız bu. Bu şartlarda mevcut şartlar içerisinde en iyisini yapmak zorundaydık biz de. Sağ olsun arkadaşlarımız en iyisini yaptılar. Öyle görüyoruz, öyle inanıyoruz. Törende Sivas Belediye Spor'un kadrosuna kattığı Halide Edip Adıvar Spor'dan Serkan Yavuz, Mersin İdman Yurdu'ndan Mesut Ağgül, Demir Grup Sivas Spor'dan İbrahim İşçi, Tokat Spor'dan Murat Cömert'e, Ercüment Erayla Ataklı, Sarıyer Spor'da Ali Zorlu, Osmaniye Spor'dan Emrah Bedir, Bayburt Spor'dan Güray Gazioğlu, Erok Spor'dan Günay Şakar, Nazilli Belediye Spor'dan Berkay Öztuvan ve Etimeskut Belediye Spor'dan Halil İbrahim Can ile sözleşme imzalandı. Evet. Hayırlı olsun Murat. İmza töreninde Sivas Belediye Spor Başkan Yardımcısı Ali İzgi ile yöneticiler Taner Karabal ve Kenan Karataş da hazır bulundu. Yine inşallah bu sene kurduğumuz takımla yine güzel bir başarı elde etmek için elimizden geleni yapacağız. Tabii takımımız hemen hemen sıfırdan kuruluyormuş gibi bir durum oldu bu sene. Belki başlangıçta biraz bocalama olacak, uyumsuzluk olacak ama ileride inşallah bunu toparlayarak yolumuza devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ben böylelikle oyuncularımızın belediye spora, Sivas'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah muvaffak eylesin. Sivas'ta powerlifting sporcuları Aykut Özdağ ve Melek Doğan, Belarus'ta düzenlenecek olan powerlifting dünya şampiyonasında kendi ağırlıklarının 3 katını kaldırmayı deneyip ülkemizi temsil edecekler. Sivas'ta powerlifting sporcuları Aykut Özdoğan ve Melek Doğan, Belarus'ta düzenlenecek olan powerlifting dünya şampiyonasında kendi ağırlıklarının 3 katını kaldırmayı deneyip Türkiye'yi temsil edecekler. Sporcunun kendi ağırlığının yaklaşık 3 katı ağırlığını kaldırmaya çalıştığı güç sporu olan powerlifting ile uğraşan Aykut Özdoğan ve Melek Doğan, Belarus'ta düzenlenecek olan powerlifting dünya şampiyonasına yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Dünya şampiyonu olmak isteyen genç sporcular çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ...82,5 kilo sikletinde katıldığım Türkiye şampiyonasında 235 kilo kaldırarak Türkiye ikincisi oldum. Avrasya Federasyon Şampiyonası'nda 15 ülkenin katılım sağladığı turnuvada 66 kiloda birinci oldum diyerek şunları kaydetti. Bu Melek arkadaşımı fitness çalışırken gördüm ve çok istekli, çok hırslı bir bayan olduğunu anladım. İyi ki kazandırmışım diyorum. Çünkü Melek'ten her anlamda beklentilerim çok yüksek. Güzel şeyler yapabileceğine sonuna kadar inanıyorum. Çevresindekilerin önerileriyle powerlifting'e başladığını belirten Melek Doğan ise 3 yıl önce fitness'a başladım. Son 2,5 ayda da hocalarımın yönlendirmesiyle bu spora eğilimim oldu diyerek şöyle devam etti. Vallahi ben önce fitness'a başladım. 2,5-3 yıl oluyor. Son 2 ayda da Aykut Hocam sayesinde, yönlendirmesi sayesinde bu spora eğilimim oldu. Ağırlık tabii kadınlar açısından daha zor yani. Zaten şaşırıyorlar yani, niye bu kadar ağırlık kaldırıyorsun falan diye, ama herhalde iyiyimdir. Bence çok iyi. Amacım önce Türkiye şampiyonası, daha sonra dünya şampiyonu olmak. Tabii ki Türk kadınının temsilciliğini yapmak ve Türk bayrağını göklere çıkarmak.
Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar.